beyinde yara açan yarışmalar toplumun tüm kesimleri üzerinde çalışıyor. Formatların tümü dış kaynaklı. Şarkıcılardan berberlere, ahçılardan modacılara herkes yarıştırılıyor. Aile bireyleri yarıştırılırken birbirine parayla bağlanıyor ya da para için kavga ediyor. Birey öne çıkıyor, çıkarsız birlik kalmıyor. Aile bile. Ondan sonra Allah ne verdiyse yardır. Hadi koçum bakayım. Evlilik artık kutsal bir birliktelik değil. Maddi varlığa göre elektrik verip alma işi ve ekran eğlencesi. Herkes ekranlarda ve sanal alemlerde. Bak hadi, hadi bebeğim. Beni başkasıyla düşün, başkasıyla düşün beni. Bu bir projedir. Bunun adı ideolojik taarruzdur. Bir milletin ortak aklına hücum. TL olmalı. Çünkü ihtiyaçlar var. Benim harcamalarım var. Benim harcamalarım zaten 4-5 bin TL'ye geçiyor. Ona da 3 bin TL kalsa yeter de artar diye düşünüyorum. 10 bin. Çünkü zengin olmalı. Evet. Çünkü bence bunun bir sınırı yok yani. 10 binden aşağı olmasın bence de yani. Çünkü kadınların ihtiyaçları bitmez hiçbir şekilde. Evet. 20 bin. Anca yeter. Türk erkeklerini gerizekalılar birincisi. Çok eriller. Saçma saçma hareketleri var. Cahiller ya. Hödük, güdük, kütük. Kro, ondan sonra sapık. Aynen, biraz cahiller. Mal, salak, gerizekalı. Yani başka bir şey demiyorum. Hepsi bu. Kıllı, göbekli, gavat. Kadınların pipisi olsa. Abla pipin olsaydı. Durmadan 7-24 çıkarır sallardım. Böyle böyle. Millet böyle benden korkardı. Ben böyle diye yaklaşırdım. Ben her deliğe sokardım. Her deliğe sokardım. Doğru konuşacaksın. Anladın mı? Anladın mı? Doğru konuşacaksın. Anladın mı? Bak, kadınım ben. Kadın.